Kısa adı Önder olan İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği Genel Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Hüseyin Korkut stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Yayınlar. Öğretmenlerin söylediği gibi SBS'nin yerini alan ortak merkezi sistem, ortak merkezi sınav, dershanelerin kendiliğinden ortadan kalkmasını sağlayabilir mi? Kısaca nedir bu konudaki görüşünüz? Uzun süredir dershane meselesi tartışılıyor biliyorsunuz. Sadece son 1-2 yıl içerisinde değil. Özellikle dershanelerin yoğunluklu var olduğu 80'li yıllardan bu tarafa. Kamunun sürdürdüğü eğitim öğretim faaliyetlerini, ana eğitim öğretim faaliyetlerini ikame eder pozisyona gelmiş olması hem veli açısından ciddi bir ekonomik hem de öğrencilerimizin hafta sonu vakitlerini hapsediyor olması açısından, onların kişisel gelişimleri, sosyal aktivitelere katılmalarını sınırlaması açısından tartışıla gelen ve ciddi bir ekonomik büyüklükle bir piyasa oluşması açısından bir zorluk Türkiye'de. Ama bu tabii Türkiye'de süregelen eğitim öğretim faaliyetlerimizin boşluklarından ortaya çıkmış bir sonuç. Bunun bugünlerde özellikle eğitim öğretim alanımızdaki önemli adımlardan sonra süreç içerisinde dönüştürülme gayreti makul ve aslında işte hükümetlerin öteden beri seçmenlere, topluma, vatandaşlarımıza taahhüt ettiği bir uygulama. Elbette hemen bugünden yarına kapattık, yasakladık gibi bir duruş da yok. Bu maalesef son dönemlerde bir propaganda ile ortaya çıkmış bir algı. Süreç içerisinde bunu nasıl dönüştürülebileceği, buradaki girişimcileri, burada çalışan öğretmen arkadaşlarımızı, velileri, öğrencileri, koca bir sektör olan yapıyı gerçekten sıkıntıya sokmadan nasıl dönüştürülebilir? Bunun çabası sürdü ve son dönemlerde de 2-3 yıla yayılarak hem uygulamaları değiştirerek, az önce hocalarımızın da dile getirdiği gibi gerek kademeler arası geçişte, orta öğretim sisteminde, gerekse üniversite yerleşmede, sınav sistemlerinde ortaya çıkacak değişiklikler sonrasında bir yasaklama değil de bir dönüşüm içerisinde bu ihtiyacın sürece yayılmış bir şekilde azalacağı, ortadan kalkacağına biz de inanıyoruz. Evet. Bir sivil toplum kuruluşu yöneticisi olarak da mümkün olduğu kadar kamunun ücretsiz, fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde ve herkesin istifade edebileceği şekilde bir eğitim öğretim sistemimizin uygulanıyor olması da bizim arzumuz, çabamız. Tabii yani bir ihtiyaç karşılığında doğdu. Sistemdeki boşluklardan öteden beri. Sistemdeki bir, evet. O ihtiyacı ortadan kaldırırsanız kendiliğinden zaten bu sorun da ortadan kalkmış olacaktır. Şimdi ama bir başka şey daha var. Yani bu dershanelerin okullarla üniversite arasında bir rol almış olması bu ülkede herkesi rahatsız etti. Hem yani rahatsız parası olan var, olmayan var, gidebilen var, gidemeyen var. Gidip dünya paralar ödeyip başarılı olamayanlar var. Yani bir sıkıntı var orta yerde. Gitmediği takdirde acaba ben yarışa geriden mi başlıyorum kaygısı duyanlar var. Bu hem öğrenci açısından hem de veli, acaba ben bu imkanı çocuğuma sunamadım. Bir rekabette geri mi kalacak, onun üzerinde imkanları olmadığı halde bir psikolojik baskıya girdiği, bütün şartlarını seferber ederek çocuğunu bir şekilde o öyle veya böyle zayıf kenarda köşede veya nasılsa yarışa katma gayretinde oluyor veli de kendi açısından. Tabii bundan herkes müştekiydi. Yani hoş karşılandığını zannetmiyorum. Hatta bugün karşı çıkan siyasi partilerin seçim beyannamelerinde olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yıllar önce dershaneler kaldırılsın şeklinde ya da kaldıracağız şeklinde seçim beyannamelerinde yer almış bunlar. Ama bugüne geldiğimizde peki dönüştürelim kararı verildi. Sürece yayılarak bu ihtiyaçlar giderilecek ve dershaneler de dönüştürülecek. Birdenbire bir kara propagandanın başladığını görüyoruz. Maalesef. O zaman hedef dershaneler değil, hedef başka bir yer. Maalesef yani bu eğitimin tekniği, gerekliliği, bu ihtiyacın nasıl karşılanacağından daha çok farklı alanlara kaydı ve maalesef gele gele aslında sivil toplum kuruluşları daha çok bir itidal içerisinde muhalif olmak durumunda olmaları gerekirken hükümetin son 10 yılda milletin iradesi üzerinde farklı alanlarda ortaya çıkmış vesayetleri bir bir kaldırdığı süreçte yeni vesayetler oluşmasın diyen neredeyse sivil toplum kuruluşları bu hakkaniyeti sağlamak, adaleti ve hukuku ifade etmek açısından da yani burada bir tavır almak, bir durum tespiti yapmak ve bir efendim
hakaret ifade etmek açısından da söz söyleme durumunda kaldılar. Bu maalesef eğitimin nasıl olması gerektiği ve bu dönüşümün nasıllığı ve tekniği sürecinden daha çok farklı alanlara kaydı. Bu da bizim açımızdan, ülkemiz açısından bir kayıp. Yani bir enerji kaybı, bir gündem meşguliyeti. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları da buna duyarsız kalmayıp bu hakkaniyet ifade etmek ve aslında son 10 yılda gerçekten Türkiye tarihinin son 150 yıl içerisinde olmadığı kadar devletin millete yaklaştığı her kesimine, yani Romanından efendim gayrimüslimine, Alevi kardeşlerimizden işte farklı cemaat, cemiyet, sivil toplum algısına kadar bu kadar yakınlaştığı ve devletin o ceberrut, baskıcı, engelleyen, yasaklayan yüzü yerine şefkat, güler yüz gösteren, hizmet üreten ve istişare eden, yaklaşan algısının bir vefa gereği ifade edilmesi gerektiği gündeme geldi. Evet. Eminim sizin de dikkatinizi çekmiştir. Toplum hayatıyla ilgili böylesine önemli bir takım kararlar. Yani toplumun korunması, toplumun geliştirilmesi, yüceltilmesiyle ilgili bir takım kararlar. Hemen aklıma alkollü maddelerin satışıyla ilgili düzenleme geldi. Dünyanın pek çok ülkesinde bunun çok daha ileri olanları var. Yani toplumu alkolün zararlarından korumak amacıyla bir takım caydırıcı önlemler. Bu bir sağlık meselesi. Ama hemen Türkiye içki yasağına mı gidiyor filan şeklinde bir vurguyla bir algı yaratılmaya çalışıldı toplumda. Şimdi o tepkiyi gösterdiğiniz zaman acaba diye herkes birden dönüyor ve birbirine bakmaya başlıyor. Acaba hakikaten öyle mi? Yani içki yasağı dönemine mi giriyoruz filan gibi. Tütünde aynı şey oldu, tütün kullanımında. Şimdi dershanelerde de aynı şey oluyor. Yani dershaneler kapatılıyor, ne oluyor? Bunların hepsi galiba o kara propagandanın çok sistematik bir şekilde ve insanların bilinçaltına hitap edecek tarzda işlenmekte olduğu izlenimini bende uyandırıyor. Siz ne dersiniz? Aynen katılıyorum. Sadece bahsettiğiniz alanlarda değil, Türkiye gerçekten son 15 yıl içerisinde çok önemli reformlar, yani sağlıkta, işte eğitimde, biliyorsunuz 4+4+4 dünyanın birçok ülkesinde uygulana geldiği gibi kademeli eğitime geçiş sürecinde ve benzeri alanlarda farklı algılarla direnmeler ortaya çıktı. Ya bu biliyoruz ki biz hükümetler millete gidiyorlar, yani seçimler oluyor, oradan bir güç alıyorlar, seçiliyorlar ve seçim süreçleri içerisinde de millete taahhüt ettikleri başlıklardaki işlerini yapmaya çalışıyorlar. Bütün bu alanlarda da yapılanlar aslında Türkiye'nin normalleşmesine, Türkiye'nin güçlenmesine, gelişmiş ekonomilerde, gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayan ve aslında Türkiye'nin özgürleşmesine, demokratikleşmesine ve az önce ifade ettiğim gibi milletin talepleriyle örtüşmesine yönelik çabalar. Bu çabalar elbette bir takım değerlendirmeler, talepler, itirazlar, eksiklerin işaret edilmesi mümkün olabilir. Şöyle olsun, böyle olsun. Bunu gerek muhataplar, yani o uygulamaların muhatapları, gerekse sivil toplum kuruluşları bunu tartışabilirler. Ama bunu milletten aldığı iradeyi kullanmaya çalışan ve görevi de bu olan hükümetleri, meclisi tıkayacak ve farklı algılar oluşturacak şekilde bir direnmeye, bir propagandaya dönüşürse burada çok sağlıksız, hakkaniyet dışı bir durum ortaya çıkar. Bunu göz ardı etmemek lazım ve bizim tespitimiz, gördüğümüz Türkiye'de belli fasıllarla milletin iradesine vurulmuş bir takım engellemeleri, kısıtlamaları, baskıları aslında son 10 yılda hükümetin titiz ve sabırlı, zamana yayılmış bir çalışmayla bir bir ortadan kaldırdığını ve önemli uygulamaları, reformları hayata geçirdiğini görüyoruz. Bundan da memnun oluyoruz. Türkiye bu vesile de aslında güçlenen bir ekonomiye de dönüşüyor. Evet. Hepimizin arzusu müreffeh, özgür, mutlu bir ülkede, bir coğrafyada yaşamak. Bu çerçevede eğer Türkiye ekonomik olarak da büyüyorsa, güçleniyorsa ve önüne gelecekte dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisine girmeyi hedefliyor ve bunun için de çaba sarf ediyorsa, bu reformlar da bu gelişmeyi destekliyor diye düşünüyoruz. Eğitimde yapmak istenen de bu. Bunu bir farklı algıya dönüştürüp yasaklanıyor, kilit vuruluyor. İşte efendim eğitim öğretim faaliyetleri engelleniyor, eğitime karşı çıkılıyor gibi ifade etmiş olmak haksızlık olur diye düşünüyoruz.
Önder Genel Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Hüseyin Korkut. Çok teşekkür ediyorum sizlere ve ajans devam ediyor.